Herkese selam sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikte sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz tesadüf. Tesadüf nedir diye baktığımızda tesadüf etimolojik tanımıyla birbiriyle ilişkisiz, aralarında bir bağ bulunmayan veya tanımlanamayan olayların genellikle eş zamanlı olarak ortaya çıkması, oluşması, meydana gelmesi demektir. Bugün sizlere benzerlikleri karşısında şaşkınlıklar denizine kaybolacağınız birbirinden ilginç 10 tarihi anıyı düzenledim arkadaşlar. Hayatın sürprizlerle dolu olduğu kadar tekrarlarla da dolu olduğunu gözler önüne seren birbirinden şaşırtıcı 10 olayı sizler için derledim. Lincoln ve Kennedy suikastları. İki suç arasında neredeyse 100 yıl olsa da bu iki dava arasında bilim insanları ve diğer insanların ilgisini çeken ortak noktalar olduğu gerçeği yadsınamaz. Her ikisi de kafalarından silahla vurularak öldürüldüğünde ülke başkanıydı. Suikastların her ikisi de halka açık alanda gerçekleşti ve ilginç bir şekilde Kennedy'nin son yolculuğu Lincoln'un limuzininde oldu. Her iki suikast de Cuma günü gerçekleşti ve her iki ölümün de altında politik sebepler yattığına inanılıyor. Her iki davada da bir tetikçi vardı ve yakalandıklarında her ikisinin de isimleri açıklandı. Her iki suikast içinse komple teorileri çığ gibi büyümeye de devam ediyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Kraliçe Victoria ve Kraliçe 2. Elizabeth. İngilizlerin sık sık karşılaştırdığı iki kraliçe, Victoria ve 2. Elizabeth. İlk benzerlikleri ise uzun süre boyunca tahta kalmalarıydı. Victoria tam 63 yıl tahta kaldı ve bu Britanya tarihinde en uzun süre tahta kalan kişi olarak tarihe adını yazdırmıştı. Ancak 2015'in Kasım ayında Elizabeth rekor kırdı. Tahta uzun süre kalmalarının yanı sıra her ikisi de modern teknolojiye oldukça ilgiliydi. Her iki kraliçe de erken yaşlarda tahta geçtiler. Victoria tahta geçtiğinde 18, Elizabeth ise 25 yaşındaydı. Her ikisi de uzun süren mutlu bir evlilik yaptı ve birden fazla çocukları oldu. Her ikisinin de ailede sözü geçen sıkı kurallara sahip anneler oldukları söyleniyor. Her iki kraliçe de Buckingham Sarayı etrafındayken silahlı saldırıya uğradı. Bir diğer benzeri olayımız arkadaşlar, Jeanne d'Arc ve Emilia Plater. Bu iki genç kadın da ülkelerin ordularına katılarak özgürlükleri ve toprakları için savaştı. Jeanne d'Arc 1420'lerde ülkesi Fransa için Britanya'ya karşı savaşmıştı. Emilia Plater ise 1830 yılında Polonya ordusunun başında Rusya'ya karşı savaştı. Her ikisi de orduya girebilmek için büyük uğraşlar vermişti ve ilk zamanlar ordu tarafından kadın oldukları için reddedilmişlerdi. Her ikisi de soylu ama çok zengin olmayan ailelerden geliyordu. Her ikisi de orduya katılabilmek için erkek kıyafetleri giymiş ve kılık değiştirmişti. Her ikisi de ordu için büyük önem taşımış ve savaşın sembolü olmuşlardı. Ne yazık ki ikisi de genç yaşlarında hayata veda ettiler. İki kadın da ülkeleri tarafından büyük önem taşıyor ve bugün bile hala hatırlanıyorlar. Joseph Stalin ve Cengiz Han. Her ikisi de zamanların en büyük ülkelerine hükmetti. Sovyetler Birliği ve Moğol İmparatorluğu. Stalin de, Cengiz Han da ülkelerinde önemli yenilikler yapan zalim hükümdarlar olarak biliniyorlardı. Cengiz Han döneminde Yassa adı verilen gizli kod yasası geliştirilmişti. Aynı zamanda her ikisinin kişilikleri de birçok benzerliğe sahipti. İkisi de çocukluklarında yoksulluk çekmiş, erken yaşlardayken babalarını kaybetmişlerdi. Her ikisinin de takma adı vardı. Stalin'in lakabı Gürcü dilinde çivi anlamına gelen Laba. Cengiz Han'ın lakabı ise Ulu Hükümdar'dır. İkisi de 60 yıldan fazla yaşamış ve birçok kez evlenmiştir. Son olarak her ikisinin de ölümleri söylentiler, sırlar ve komplo teorileri ile doludur. Napolyon ve Jean Bernadotte. Jean Bernadotte de orta sınıf bir ailede dünyaya gelmiş ve ordu kariyerinde en yüksek seviyeye ulaşmıştı. İlk başlarda Napolyon'un gerçek bir hayranıydı ve bu sayede onun gibi olabildi.
Daha sonraları ikili bir süre arkadaş oldular. Her ikisi soylu bir aileden gelmiyor olmasına rağmen devlette yüksek pozisyonlara geldiler. Napolyon ihtilalden sonra Fransız imparatoru oldu. Jean ise İsveçli bir kral tarafından evlat edinildi ve sonrasında İsveç kralı oldu. Her ikisi de ülkeleri için önemli yenilikler yaptı ve ülkelerini değiştirerek yeni bir hanedanlık kurdular. Titanik ve Vasa faciaları arkadaşlar. Dünya üzerinde birçok insan ilk seferini yaparken batan Titanik'in hikayesini bilir. Ancak Vasa faciasını sadece İsviçreliler hatırlar. Her iki geminin de batması ilk benzerliklerinden biridir. Her iki geminin de batması gemilerin yapılarıyla ilişkilendirilmektedir. Her ikisinde de batmasının modern yapıları ve büyüklüklerinden dolayı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca her iki gemide hava koşulları güzel olmasına rağmen batmıştır. Aynı zamanda yolcuların çoğunun ölmesi de yetersiz kurtarma botları ve yetersiz kurtarma çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Her iki gemide batarken yolcular bir festival havası içindeydi ve kutlama yapıyorlardı. Büyük buhran ve 2008 ekonomik krizi. 1929 dünya ekonomik bunalımı ve 2008 küresel ekonomik krizi zamanlarında tüm dünyayı etkileyen iki büyük krizdi. Her iki kriz de Amerika'da başladı ve her ikisi de daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Küresel olarak birçok alanda farklı problemler yaşanmasına neden oldular. Örneğin Avrupa ile Yunanistan arasındaki tansiyonun yükselmesi ya da Nazi rejiminin güç kazanması gibi. Ditalov geçidi vakası ve Andrey Kuzey Kutbu keşif balonu vakası. 1959 yılında bir grup öğrenci Ural dağlarına 2 haftalık bir keşfe gitmişlerdi ve bir daha hiç geri dönmediler. SS Andrei tarafından yönetilen başka bir grup ise 1897 yılında Kuzey Kutbu'na ulaşmaya çalışıyordu ve yolda gizemli bir şekilde hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu iki grubun üyeleri de birbirinden haberdar değillerdi ve her iki grubun hikayesini birbirine bağlayan nokta ise gizemli ölümleriydi. Her iki grup da yeterince hazırlık yapmış olsalar bile işlerinde amatörler vardı. Ancak her iki grup da oldukça hazırlıklıydı. Ancak sıcak tutabilecek kıyafetler, uzunca süre hayatta kalabileceklerini sağlayacak çözümler ve bunun gibi. Her iki grup için de hava durumu oldukça elverişli gözüküyordu. Bilim adamları ise hala her iki trajedinin de sebeplerini araştırıyor. Tek yardımcıları ise fotoğraflar, DNA örnekleri ve diğer eşyalar. Erdington cinayetleri. 20'li yaşlarındaki iki kadın İngiltere'nin Erdington şehrinde ölü bulundu. Mary Ashford ve Barbara Forrest isimli kadınların her ikisi de havuzda boğularak ölmüşlerdi. Her iki kadının vücudunda da yara ve tecavüz işaretleri vardı. Her ikisi de bir önceki gece eğlenmeye dışarı çıkmışlardı. Her iki dava arasındaki tek fark ise aralarında 150 yıl kadar süre olmasıydı. Mary 1817 yılında öldürülürken Barbara 1974 yılında ölü bulundu. Her iki davada da katil bulunamazken her ikisinde de şüpheliler gözaltına alındı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldılar. Ve son olarak dikkati dağılan erkek arkadaş ve Charlie Chaplin benzerliği. Başka bir güzel kız gördüğünde dikkati dağılan erkek arkadaşın fotoğrafını hepimiz biliyoruz. İlk defa bir Facebook kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan fotoğrafta adam kız arkadaşının elini tutarken başka bir kız tarafından dikkati dağılıyor. 1922 yılında Charlie Chaplin filmi Payday'in afişine baktığımızda ise bugüne kadar hiçbir şeyin değişmediğini bir kez daha anlıyoruz. Ana karakter karısıyla birlikte yürürken başka bir kadın dikkatini dağıtıyor. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.